Hocam İbn Arabi İlyas Peygamber bahsinin başında bir yakaz anlatıyor. Bu yakazada İlyas Peygamber Lübenan Dağı'na indirilir. Dağ alevler içindedir ve bir mağara vardır. Bu mağaradan da bir at çıkar. Atın kendisi de alevdendir. Dizginleri ve eğri de alevdendir. Ve İlyas Peygamber de alev halindedir. İlyas Peygamber bu ata biner, dağdan ayrılır ve dağ parçalanır. Bu yakazada anlatılan bu öyküde biz her peygamberin daha önce anlattığınız gibi hani Allah'ın bir kelimesidir. Hakikat bilgisi olan Allah bilgisini bize anlatır demiştiniz. Biz bu yakazada ki Allah bilgisini nasıl anlayalım? İlyas Peygamber neyi temsil etmektedir burada? Peygamberlerin karakterlerini Füsus-u Likem'de anlatırken Muhittin Arabi, her peygamberin bir kelime olduğunu, Allah'tan bir kelime olduğunu, bu nedenle de bu kamil varlıklar olduğunu söyler. Ama bu bahis, bu faz bir mitsel yakaza haliyle başlıyor. Yani İlyas peygamberin Lübenan Dağı'na indirilmesi. Peki, o zaman şöyle diyelim. İlyas peygamber kimdir? Bu peygamberler içinde bir İdris peygamber anlattık. Yani İdris peygamber kim? Nuh peygamberden önce gelen tenzih peygamberi. Yani biz Füsus-u Likem'de ondan bahsederken hikmeti olarak takdis, yani Kuddüs olanı anlattık. Sonra Nuh'ta da tesbih, yani subuh olanı anlattık. Bu ikisi de tenzih peygamberidir. Ne demekse bir daha bir özet yapabiliriz. Çünkü Nuh aklı tenzih ediyor. Onu ne yapıyor? O sınırlamaları o değil, bu değil, akli olarak koyuyor. Şey ise, İdris peygamber ise akli olmanın yanı sıra bedensel isteklerini de tenzih ediyor. Bedenden arınıyor ve diyor ki Rabbisi onu güneş feleğine yükseltti. Yani o kadar mücerret hale geldi ki artık maddi alemde karşılığı yok. O kadar saflaştı, ruh oldu yani. İlyas'la ne ilgisi var? İlyas peygamber diyor İdris peygamberin başka bir tarihte Lübenan dağına, yani Lübenan, Lübnan, hacet yeri, yani ihtiyaç gideren dağ yerine indirildi. Niye? Yetkin ve kamil, yarı yolda ya. Çünkü her peygamber seyri sülukun bir aşamasını temsil ediyor. Nerede? Mesela Hazreti Peygamber'in bize vahyini bildirdiği Kur'an-ı Kerim'de her peygamber Hazreti Peygamber'deki bir
hali anlatır, onlardaki hikmeti yani mührü açar. Biz Kur'an-ı Kerim'deki Musa, Kur'an-ı Kerim'deki Davud, Kur'an-ı Kerim'deki efendim Süleyman, Nuh, bunlar Muhammedi, onun anlayışı ve algısı düzeyinde ihtiyacına dönük yetkinleştirilmiş, kamilleştirilmiş kelimelerdir. O zaman İlyas ve İdris'e baktığımızda bu bir şey değil. Yani bir dağ canlandırıldı. Hayır. Bir zati varlığın iki hali varlığı, varoluşu. Hal isimleri bunlar. Yani bir reenkarnasyon değil burada. Tenasüh, reenkarnasyon değil. Neden? Çünkü Füsus-ı Hikem'de anlatılan varlıklar, yani peygamberler hikmet varlıklarıdır. Yani şahsi bir olay anlatmıyor. Siz Hazreti Peygamber'in tenzihe geldiği yerde, aklını tenzih ettiğinde Nuh'un haline, bedenini de bunun yanında tenzih ettiğinde nedir? İdris halinde, ama daha mücerret hale geliş, yani tenzihin kemalatına doğru çıkış İlyas peygamberle. Yani bu peygamberler hali olarak Hazreti Peygamber'de tecelli ettiğinden dolayı bunların hikmetlerini anlatıyor. Bunlar ayrı bedenlenen varlıklar değil. Neden? Çünkü bir beden yaratılıyor da sonra ona ruh indiriliyor, bir nefs indiriliyor diye bir varlık varoluş anlatımı yok burada. Çünkü beden ayrı, nefs ayrı, ruh ayrı diye bir şey yok. Aynı anda bunlar var. Ve hale göre, yani o makama kim gelirse o makamda o hal İlyas'ın halidir. Allah malzemesi çok. Yani İdris'i de yapar, İlyas'ı da yapar. Ama siz bu seyri sülükte böyle baktığınız zaman ulaştığınız haller size o makamları gösterir. Bu yüzden varlığı şöyle düşünmeyelim. Yani efendim daha yetkin hale geldi, bedeni kamil hale getirdi. Burada dert beden değil ki. Beden ruhun ihtiyaçlarını gideren bir varlık. Yani bedeni merkeze koyan bir anlayış gibi bakılırsa burada ahlak esas. Ahlak ruhsal bir varlıktır aynı zamanda. Yani varlığı bir beden olarak tanımlayıp kılıp onu kamil hale getirmek değil. Beden-ruh birliği esasında nedir? Nefstir. Yani Kur'an'a bakacak olursan ruhtan çok bahsetmez. Ama bedeni de çok anlatmaz. Ruh ve bedenin birlikteliği olan bir varlık var ki o varlık onu beden ve ruh yapıyor. O da nefstir. Külli nefstir. Şimdi bu konuları işleyeceğiz. Ancak burada üzerinde durulması gereken, senin soruna dönecek olursak, bu Lübenen dağına indirilmiş olan İlyas'ın yakaza hali. Şimdi bir yakaza, bir hayal alemi, bir rüyadan farklıdır. Yakazada ne var? Bir uyanıklık da var ama böyle şey de yok, aktif etken bir akıl yürütme de yok. Akıl onu izliyor ama edilgen olarak izliyor. Yakaza üzerine çok eser var, okumakta fayda var. Bu yakazayla başlayan olayın sembolik olarak anlatılma sebebi şu: burada bir hayal dünyası var. Çünkü varlığın mertebeleri var. Varlık kendini açtığında, kendini kendinde bildiğinde, bu kendini kendinde bilme, yani kendilik olan şey ilahi bilinçtir. Kendini kendinde bildiği ilahi bilinç. İlahi bilinçte bilinen ne? Kur'an-ı Kerim'e göre Esma-i Hüsna'lar. Bütün varlığın
alt aleme, letafetten kesafete doğru zuru tecellisi, açılımı hangi esmalar? Ya bütün Allah'ın ilahi isimleri üzerine şekilleniyor. Yani ol dedim oldu, geçen Zekeriya peygamber de anlattık. Emri kime veriyor? Yok olana vermez ki. Var olan ne? Allah'ın bilincindeki, ilahi bilinçteki esmaları var etme. Onlar form olarak var ama alt aleme doğru bunların bir kısmı ruhlar aleminde olur, bir kısmı hayal aleminde olur. Daha da devam ederse, kemalata doğru gelirse duyulur alemde var olur. O zaman ol dedim oldu emri, var olma bu alemde karşılık bulması için muhatabı ilahi bilinçteki esmalara dönük Allah emrini veriyor. Yani ilmindekine seçiyor talebe göre, talep edilecek ki verilecek. Ona kudret yüklüyor, üçünü bir arada çalıştırarak kün fe-i kün diyor. Yani kelamını söylüyor, o zaman var ediyor. Bu varoluşla varlığın ilişkisini bu çerçevede esmalar düzeyinde görürsek anlayabiliriz. Şimdi konumuza dönecek olursak. İlyas peygamber bir yakaza gördü dedik, Lübnan'da. Neden ihtiyaç dağı diyor? Hani Musa'dan hatırlayalım. Musa'nın ihtiyacı neydi? Karısı hamileydi. Ateşe ihtiyaç vardı. Soğuktu. Dağda ateşi gördü. İhtiyacını gidermek için dağa çıktı. Ama çıktı 40 gün yok. Rabbisiyle orada sohbet etti. Kavim aşağıda bekledi. İhtiyaç dağı. Bir Lübnan dağı, bir ihtiyaç. O zaman İlyas'ın ihtiyacı ne, ona bakalım. Bak, ihtiyaçsız anlatımlar, gereksinimsiz anlatımlar kesif alemde karşılık bulmaz. İhtiyacı burada kulu istiyor yani. Şimdi buradaki dağ esasında anlatıldığı alevler, malevler esasında burada anlatılan İlyas'ın şehveti. Cinsel istekleri. Ama şimdi bu cinsel isteklerin riyazatla terbiye edilmesi ve talim ettirilmesi süreci var. O zaman bu sembolizmayı şöyle anlatabiliriz. Efendim, ihtiyaç daha dedik. Burada neydi? İdris güneş feleğine, yani ruh mertebesine, üçüncü felek dediği melekut alemine çekildi mi? Çekildi. Peki İdris peygamber Mısır'da Hermes, Trimegistes, üç kere bilge olan varlık, saf mücerret olarak ruh varlığı haline geldi. Öldü mü? Hayır, ölmedi. Ruh ölmez. Ruh haydır, diridir. Ama yükselen varlık ihtiyaç noktasında o hal Lübnan dağına indirildiğinde ölmedi ya, ölen tenası, yani ölecek ya, o ruh ona gelecek, başka bir bedene bürünecek. Öyle bir bedene bürünme falan hikayesi yok burada. Çünkü ölü bir şey yok. Yani burası çok önemli. Biri söyleyecek de onun ruhu gelecek de ötekine yerleşecek. İdris'te böyle bir şey yok. Bir kere o kapıyı bir kapatalım. Tenasüh kapısını kapatalım. Bu tartışma konusu. Yazışsak, konuşsak ilk sorulacak şey, efendim İdris gitti, ruhlandı İlyas'a. Ya ben karışmam, Allah bildiği gibi yapsın. Böyle iddiam, sınırlamam da yok. Ama öğrendiğim kadarıyla bu reenkarnasyonlar, şunlar, bunlar bir ölenin ruhunun başka bir bedenlenmesi olarak anlatıldığında bir kere böyle bir yapı yok. Onu söyleyelim. Gelelim İlyas'a. İlyas peygamber ne oldu? Ata bindi. Mağarada, yani dağın içinde bir at var. Atın kendisi alev, efendim
eğeri, dizginleri, bunlar da alev. Üstüne binen İlyas da alev. Çıkıyor oradan uçarak alev ve daha parçalanıyor, yarılıyor. Şimdi bu varlığın hangi mertebesinde varlığın varoluşu böyle tasvir edilebilir? Burası besbelli ki duyular aleminin üstündeki bir ne hayal alemi. Yakaz hali hayal, rüya alemi yani. O zaman beş duyunun üstündeki hayal. Ha, hayalin kendisi de çok enteresan. Onun da zemininde duyular var. Ama duyuların bir üstü. Yani neyi duyumsadım şu, öyle bir şey değil. Bütün duyuların ortak olarak ürettiği başka bir alem. Yani varlık olarak kendisi bir ikinci bir alem. Peki varlığın nüzul edişi, beş mertebeli anlatılır. Nüzul edişi ve indiriliyor. Varlık indiriliyor letafetten kesafeti. Burada anlatılan hayal alemi yani riyazat alemi. Yani duyularından kurtarılmış bir varlığın hayalindeki sahnenin kendisi. Burada dedik ki at sayesinde yüksek gayelere bir yükseliş var. Haliyle parçalanma, bedenin parçalanmışlığı, maddi dünyanın parçalanmışlığı, parçalayan ne? Ondan rahatlayarak çıkan bu riyazatta nedir? Ruhsal güçler. O eğer dizgin falan filan bunlar ruhsal güçleri sembolize eden varlıklar, tahayyüller, tasvirler. Bu yetenekler, insan bu özelliklerindeki bu yapılardakini bilmezse bir akla kalır, bir de aşka. Ama arada öyle güçler var ki ruhsal güçler, bunlar vehim de yapar, fehim de yapar, aşk da yapar, rasyonel akıl da yapar. Oo, çok bir varlığın pek çok yüzü var. İşte o düşünme yetisinin bir tanesi de vehim, hayal hali. Burada anlatılan, sembolik anlatıma atıfta yapılan şey hayal alemi. Dedik ki atı gayeye yükselme temsil ediyor. Ruhsal bir varlık. Atın üzerine binmesi ruhsal güçlerine yerleşip hakim olması, yüksek mertebeye yönelmesi. Yüksek mertebe ne? Saf akıl. Şimdi saf akla erdin de onunla iş yapman lazım. Yoksa tamam oluyorsun ama kamil olmuyorsun. Problem burada. Güçler tamam ama marifet onu kullanabilmekte. Şimdi bunları konuşacağız. O yüzden bu yakaza haliyle başka boyutta işler de var. Muhittin Arabi onu da anlatıyor. Şimdi güneş feleğine yükselen İdris Lübenan Dağı'na indirildi. Ruhsal varlığın arzu ve şehveti vardır. Arzu ve şehvetini yükselerek nereye bağlayacak bu enerjiyi? Öfkesini adalet ilkesine, şehvetini de nereye? İffetine bağlayacak. O zaman yani bu şehvetler ve şiddetler faydalı işe dönüyor. Bunlar güdü olarak bedende var. Güdüsü var. Ama kendi haline bırakırsan öfke yahut da ne olur? Şehvet olur, arzu ve istek olur. İnsanı ayakta tutan varlık, duyular alemindeki varlıklar bunlar. Ama sen bunları Allah'ın ahlakıyla, onların yapısı ona açık. Ama varlıktan alt aleme doğru indikçe her varlık düzeyinde başka bir formasyona
ve parçalanmışla basitlikten bir bileşikliğe doğru dönüyor. Varlık letafetten kesafete doğru indikçe artık esmalara göre suret, suretlere göre ruhsallık, ruhsallığa göre hayal, hayal ve düşüncelere göre bu aleme tanıklık etmek, yani şehadet etmek. Bunlar etap etap aşağı doğru iniş. Peki varlığın aslına rücu edecekse insan, aslına indirgenecek demek. Geldiği yolu bu sefer arınarak çıkması lazım. Arınarak çıkması için buna o nefsini, yani varlığın kendisi tekrar yükselecek, uruç edecek. Nefsi safiyeden nefsi emmareye indi mi? Nefsi emmareden nefsi safiyeye yükselmesi lazım. Yükselirken de bu yükselişe tanıklık edecek ondaki bir varlık var. O nedir? Akıldır. Akıl buna da ne yapması lazım? Tanıklık etmesi lazım. Nefs-i emmarede aklı meaştır. Ama nefs-i safiye geldiğinde aklı sultanidir. Ama arada bir sürü akıl tipi var. Aklı meaş, aklı mead. Bak, mead öldürmek demek, yani levmetmek. Sonra nedir? Aklı ne var? Salim var. Bunları anlatmayacağız ama isimlerini zikrediyoruz. Aklı nurani var. Nurani olanından sultani, onun hükmünü gerçekleştirecek olan, onu yöneten bir sultan olması lazım. O zaman kamil olur. Peki bu akıl tipleri, yani bir akıl var, onu her yere uygular. Öyle değil. Aklın da mertebeleri var. Hitap muhatap meselesi. Varlık nasıl lahut aleminden şehadet alemine iniyorsa, aynı inişin nefs olarak yedi mertebede yükselip de nefs-i safiyeye geliyorsa, ona tanıklık eden, yükselen akıl tipleri var. Bu akıl tiplerinin buna ne yapması lazım? Tanıklık edip şehadet etmesi lazım. Etmezse ne olur? Yol gösteremez ki. Ne kendi yolunu bilir, ne kendinden sonrakini bilir. Aklı yok edemezsin. Aklı kendi içinde tekamülata getirebilirsin. Bak, insan nisbi bir varlıktır. Ama Allah mutlaktır. Biz insan için konuşuyoruz. Allah haktır ve muhakkak tahakkuk etmelidir. Kendini gerçekleştirmelidir. Varlık düzeylerine göre nefste ve akılda kendini ne yapması lazım? Açması lazım. Aslına rücu etmesi lazım. İşin özeti bu. Şimdi buradan şekillendirelim, yola devam edelim. İlyas'a geldiğimizde çok enteresan bir şey anlatıyor. Bu beni çok şaşırttı. Dibe vurdu mu? Dünyaya geldi. Şehveti ve şiddeti var, öfkesi var İlyas'ın. İlyas o aklı alıp da tekrar yükselişe değil, daha enteresan bir şey yapıyor. Saf akla, mücerret akla ulaşmanın bir tek yolu var. Aşağılardan aşağıya, en alt dibe kadar inmesi lazım. Yani akıl bulunduğu mertebe itibariyle varlığın bilgisine, ilahi bilinçteki bilginin kendisine ulaşması için en dibe vurması lazım. Niye? Çünkü o dipte akıl kösteklerinden kurtuluyor. Hı. Akıl tamamen devre dışı kalıyor. Aklın devre dışı kaldığı, edilgen olduğu, yani aktif değil, edilgen olduğu bu noktada insan tam da orada keşfe açılıyor. Sezgi ve keşif. O makamın kendisine Muhiddin Arabi hayvaniyet mertebesi diyor. Buradaki hayvaniyet mertebesi
Yani doğadaki hayvan değil, hay diri demek. Varlığın diriliği. Şimdi bak, akıl ve hayvaniyet mertebesi ilişkisini açıklıyor burada. Nasıl açıklıyor? Şöyle açıklıyor. Riyazatla arındı dünyevi arzu ve isteklerden kendini münezzeh kıldı, tenzih etti. Öyle bir hale gelir ki diyor Muhyiddin Arabi, tam da o noktada gördüğü şey onun aklını diyor mat hale getirir. Yani şöyle bu, akıl yürütemez. Sadece izler, algılayabilir. Akıl eşliğinde algılamıyor. Varlığın kendinde olarak, kendinde şey olarak kendini bilmesi. Şimdi kendinde şey olarak, daha doğrusu kendinde olmak. Kendinde olmak neredeydi? Allah'ın ilahi bilinci. Tam o noktada hiçbir akıl, kültürel ve fiziksel duyulara gelen bir akıl eşliğinde onu sınırlayıp tanımlamıyor. Sadece seyrediyor. Kendinde olarak onu algılıyor. Neyse o, onu algılıyor. Orada da çok enteresan bir şey. Orada seyrettiği varlık ne biliyor musun? Ayani sabitelerin suretleri. Hiçbir akıl yürütmüyor. Onlar mutlak varlıklar. Bunları seyrediyor. Onun için de onlar forma büründükçe esasında kendisinin bir formsuz olduğuna tanıklık ediyor. Akıl formsuz bir bilgiye sahip olmak demek değil ki. Akıl forma büründükçe akıllanan bir varlık. Yani burada akıllığın yetmediği nokta formsuzluk aşamasıdır. Mesela filozoflarla Sufilerin bir anlaşamadığı nokta budur. Formsuz, yani hay, diri, varlığın kendisi diri de ama bir form yok. Formsuz. Sufi imanından dolayı onun formsuz olduğunu iman ediyor ve kabul ediyor. Ama filozof orada tam o noktada akli olduğu için o manada filozof, o zaman onun formsuzluğunu kabul etmiyor, inkarcı. Kabul edemiyor. Bile akıl, akıl ne ister? Form ister. Tamam mı? Peki. Efendim, buraya kadar bu hayvaniyet mertebesinin en temel konusu paradoksal bir durum. İşte sufilerin hayret makamı dediği budur. Varlığın formsuz olması. Varlık formsuz. Ama forma bürünerek kendini insana bildiriyor. Mecburen. İşte hayal alemi de öyle. Allah'a tenzih et şimdi. O değil, bu değil, bu değil. Tasvir edemezsin, kafandan canlandıramazsın. Mutlaka rüyanda bile Allah'la konuşabilirsin. Her varlık Allah'ı bir esma üzerinden tasvir eder ve öyle canlandırır. Bununla ilgili ayetler de var. Mesela bunu şey kabul etmiyor. Nuh peygamber. En dip noktası bu. Tenzihte o değil bu değil. Hiçbir suretini kabul etmiyor. Esasında o değil bu değil derken Muhyiddin Arabi'ye göre aklın tenzih etmesi ne demek biliyor musun? Allah'ı sınırlamaktır. Bu değil derken onun dışındakiler o mu? O da değil, o da değil. Şimdi burada aklın tenzih etmesi varlığa, yani akıl şey koyuyor, tahdit koyuyor. O değil, o değil. Akıl tayin ediyor. Burada akıl sonraki varlık. Akıl formlara büründükçe akıl oluyor. Onları tanımlık ediyor. Onlara göre bu değil, şu değil. O sonradan olan bir varlık. Başta var olan ne? Varlığın hay esması, suretsiz ama mertebe mertebe o surete bürünüyor. Şimdi burası çok kritik bir konu. Allah'ın nereye dönerseniz dönün veçesiyle karşı karşıyasınız. Bütün formlar onun. Ama
Tam da burada sufiler ne yapıyor? Allah'ın güzel esmasına sahip çıkıyor ve o güzellik üzerine tasvirini yapıyor. Öyle şekilleniyor. Şeriatı da bunun için gerekli. Kötü olan, yani kötü demeyelim de iyi olmayan, eksik olan, o zaman onları Allah'tan münezzeh kılıyor. Yani Allah'a yakıştırmıyor. Niye? Çünkü o kendinde şey, kendinde ya, kendini bilecek varlık. Kendini bildikçe o varlığı bilecek. Neyle bilecek? Esmalarla bilecek. Esmalar kamil ve yetkin, güzel isimler olacak ki kendinde onu gerçekleştirecek. Fesat isması yahut da delalet esmasını kullanmadı, kendini yok ediyor. Kendisi var olamaz. Yani rahmeti her şeyin önüne geçtiği için rahmet esmaları, varoluş esmaları şeriat gereği öndedir. Bir kere bunu böyle kabul etmek lazım. Şimdi dönelim İlyas'a. İlyas hayvaniyet mertebesine indirildiğinde hay, diri, orada lal oluyor dili. Niye? Paradoksal çelişkide olan zıt esmaları tanıklık ediyor. Fakat bunları, bunlardan yani o suretlerden arınarak bu aleme girdiğinde bu sefer dünyevi akıl falan kalmıyor. Sezgi ve keşif. Yani bunu şöyle düşün. Alemdeki hayvanlar kendilerine verilen özelliklerle ihtiyaçlarını gideriyor. Onlar arı duru sezgileriyle ve içgüdüsel sezgiyle yaşıyor ve keşfederek buluyor her şeyi. Bir akıl eşlik etmiyor. İçgüdüsel akıl eşlik ediyor ama zihinsel ve efendim kavramsal bir akıllı biz göremiyoruz. İşte insan varlık olarak nereden geldiyse idea olarak başta insan olarak var, idea olarak var. Ayağını sabite olarak Allah'ın bilincinde ayağını sabiteler olarak insan ideası var. Ama insan bu aleme baktığımızda ister evrimsel isterse kutsi literatüre bakalım insan her şeyden sonra yaratılmış varlıktır. Öncesinde de var, sonrasında da var. O zaman bu alemde ne varsa insanda var. Aleme baktım var, olmayan sende yoksa bilemezsin. Ama bilme yetin var, biliyorsun. Demek ki onun bilme özelliği, nitelikleri sende nitelik olarak var. Tanımlı kılıyorsun ve onu ne yapıyorsun? İhtiyacın oranında değiştiriyorsun, dönüştürüyorsun. Artık o sende hem fikriyat olarak var hem de fiiliyat olarak var. O zaman insan öyle bir varlıktır ki bütün alemin bilgisi onda zuhur ediyor. Allah'taki bilinçteki varlık insanda tecelli ediyor. Onun için halife. Peki İlyas'a dönelim. İlyas'ın buradaki anlatıma göre yolu kamil ve yetkin olsaydı Hazreti Peygamber'e gerek kalmazdı. Çünkü Allah'ı bilme edinimi, yani Allah bilinmek istedi ya, gaye oydu. Tamam, bilinmek istedi. İlyas ve İdris bilseydi, tamam Allah esmasını onlar bildi. Bundan sonra geleceklere gerek kalmazdı ki bir peygamber olarak. Çünkü haberci, habercidir peygamberler. Neyi bildiriyor bize? Allah'ın ilahi bilinçteki esmalarının kemalatı ve cemini bildiriyor. Kendinde de gösteriyor. Zuhur ettiriyor. Ve İdris ve İlyas tam bir varlık olamamışlar. Tenzihte kalıyorlar. Teşbih lazım. Şimdi teşbih ne demek? Allah'ın bilgisini bilmekse eğer, o zaman şu kavram geçiyor.
Allah yani kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilen ne demek? Nefsini bilen. Burada nefs önemli. Nefsin kendisi üzerine biraz konuşabiliriz. Ne dedik? Varlık düzeylerinin inişiyle beraber insanın sahip olduğu nefsler, nefs türleri o varlığın bütün bilgisine sahiptir. Ona eşlik eden nefste ne var? Akıl var. Akıl da ona eşlik eder. Varlığın kendisi bizzat bilginin kendisidir. Bilgiyi akılla biliyoruz, varlığı da duyumsuyoruz, yaşıyoruz. Geçirdiğimiz bütün evreye tanıklık eden varlığımız, nefsimiz ve arzu ve isteklerimiz aynı zamanda ve aklımız. Şimdi bu varlıkların inişleri ve çıkışları, yani İlyas'ın Lübenan Dağı'na indirilmesi, efendim mücerret akıl olarak hayvaniyet mertebesinden sezgi ve keşifte ne buldu? Sezgi ve keşifte varlığın haydiri olan varlığını gördü ve bildi. Ama oradaki mücerret akıl bütün varlık mertebelerinde surede birbirinden varlığı bildi mi? Bilme yetisine sahip ama marifetini yapamadığı için kim yaptı? Hazreti Peygamber yaptı. Her varlık mertebesinde varoluşta hakkın bir olduğunu bilmeye arif diyor. Nasıl çok önemli. Şimdi bak, varlık mertebeleri inişler, nefsi yükselişler ve bu varlık ve nefsin bilgisini ne tanıklık eden akıl tiplerini söylüyor. Bir tek varlık var, bütün insanlık da aynı şeyi yapıyor. Sen de, ben de, orada da yapıyor. Bana ait dersen tenzih ediyor. Sana ait derse onu da tenzih ediyor. Ne demek? Ya sen ne sınırlı değil, sen ne de değil, sen ne de değil. Bu esma ile de sınırlı değil. Esmalardan esmalar. Peki burada problem şu, bu tenzih edileni nasıl bileceğim? Bu şehadet aleminde nasıl yaşayacağım onlarla? İşte burada çok önemli bir şey var. Bu varlığın geçişleri, madem varlık düzeyleri var, o varlığın bu alemde, duyulardaki bu halini düşünceler alemine taşımam lazım. Karşı. Çünkü bunlar farklı varlık düzeyleri ama zorunlu olarak içinde melekeleri, yani melekleri var, yasası var, kuvvetleri var. Şimdi mesela duyular aleminde örnek verdik. Adem'in evlatları, Abil ile Kain. Sen bunu bedenen evlat olarak düşünebilirsin. Düşünceler aleminde tasavvuf Adem'in evlatlarını Adem'in fiilleri olarak anlatıyor. Adem'in fiilleri ondan doğuyor. Hepimiz öyleyiz. Bizim evlatlarımız yaptığımız işlerdir. Öyle bakarsan Habil Hub, yani sevgi, Habil Hub o kökte. Kain de hain, yani ona ihanet ediyor sevgisini. Sevgisini öldüren cennetinden uzaklaştırılıyor. Peki tekrar cennetine kavuşmasının yolu ona hibe edilen, verilen şit evladı, hibe hubdur. Sevgisine tekrar döndüğünde, ona ihanet etmediğinde, bak şimdi bu anlatım tamamen, efendim böyle anlatım olur mu? Düşünceler aleminde de aynı varlığı anlatmam lazım, anlat. Anlatamam, o zaman sen o varlıkta yoksun. Ayağını sabitelere çıkmıyorsan Allah'ın ilahi bilincindeki bilgilere, marifetine sahip olamazsın. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı Allah'ın esmalarını ve onların hükümlerini ve onların tercihlerini ve peygamber boyutunda da Rabbilerini anlatır. Ama sen indiği kabimin töresine nasıl uygulanır, onun ölçüsü örnek olarak sadece o tarafına bakarsan
akıl makıl falan kalmaz. O 6. yüzyılın kültürüne mahkum kalırsın. Evrensellere, Allah'ın esmaları. Şimdi öyle baktığın zaman o esmalardan diğer esmaya seçmek, ona kuvvet yüklemek, onu ruhsallaştırmak. Şimdi ruhlar aleminde bunlar var. Ruh dediği ne biliyor musun? Toplumsal anlamda. Her toplumun ruhu var. Türklerle Yunanlılar, Amerikalılar veyahut da Almanlar aynı ruhsal yapıya sahip değiller. Yaptıkları fiillerle kazandıkları dominant özellikler var. İç güçler var, dış güçler var, yani çevre düzeni var, huy var, mizaç var, meşrep var. Bunlar şekilde ruh kazanıyor. Diyor ki bunlar köle edilir. Niye? Toprak sistemi bunu gerektirir. Bunlar da asker, köle taşıyacak hali yok. Bunlar her insanın özgürlüğü için savaşır. Bak al sana toplumsal bir ruh durumu anlatımı. Şimdi niye, nereden kendi fikrini? Hayır efendim, kendi fikrimi ne üreteceğim? Tarihsel eylemin içinde o ruh öyle şekilleniyor. Burada da başka türlü şekilleniyor. Sen duyular aleminde yaşadığını sadece şehadet alemindeki anlatıma yapıştırırsan, tahdit edersin, sınırlarsın. Sen tabir edeceksin. Bak şimdi şu at dedik. Evet. Gayeye yükselme. Efendim ruhsallık, yani o eğer dizgin falan bir ruhsal güçler. Bunları kullanarak çıkıyor. Nereden çıkıyor? Şehvetinden, cinsel şehvetinden çıkış yolu olarak İlyas ne yapıyor? Bunu bize örnek olarak gösteriyor. Şimdi bunları tabir etmezsek bir dağ varmış, yar olmuşmuş, ateş olmuş, alev olmuyor. Bana ne? Ama onu sembolik anlatımı, bak sembolik olması şu. Alt alemdekini üst aleme tabir edeceksin. Tabir ne demek biliyor musun? Tabur, yani bir akarsu düşün, bir yakadan öteki yakaya geçmek. Yani şehadet aleminden, yani duyular aleminden düşünceler alemine o olayı taşıyacaksın. Onun ruhsal alemde karşılığını göstereceksin. O da bir tabir ister. Onun ayağını sabitelerin suretleri olarak ceberrut alemine. Bak bunlar berzahtır. Her biri iki varlık düzeyini birleştiren tabirleri gerektirir. Hani rüyanı tabir et diyor ya, uyuyorsun bazı şeyler görüyorsun. Bunu diyor şehadet alemine tabir et. Sen bunu alıp üst aleme tevil ediyorsun. Yani karşılığını ilahi isimde gösterene kadar götürmezsen aklın nerede kalıyor? Duyular aleminde kalıyor. Mücerret olan akıl onu ayağın sabiteler, Allah'ın ilahi bilincindeki varlıklara kadar taşır. O zaman hakka rücu edersin. Nerede? Akılda. Nefste de lazım. Nefsi terbiye edeceksin. Efendim ben nefsimi terbiye etmek istemiyorum. Hiçbir şey olmaz. Dünyaya çakılır kalırsın. Dünya da gerekli ama dünyayı sen hayvaniyet, dua mertebesinde mi ele alacaksın? Yoksa Allah'ın ahlakıyla onların içinde mi yaşayacaksın? Mücerret olan aklı ne yapacaksın? Onun yasasına, hakkına göre muamele ederek yaşayacaksın. Senin nefsani beklentilerine göre değil. Hakkını vereceksin. Allah üzerinden yapacaksın her şeyi. Nefsin üzerinden yaparsan nefsine çakılır kalırsın. Nefsini bilsen kötü mü olur? Nefsinin hangi mertebesindeysen Rabbini o kadar bilirsin. Problem burada. Ama Rabbini, Rabbül Erbab olarak, Allah olarak bilmek, zıt esmalar var. Rab'da öyle bir şey yok.
bir esmayı fiile döküyorsun. Ama farklı esmaların zıt esmasına tanıklık ettiğinde kaotik olanı kozmik hale getiremezsin. Düzene, ölçüye sokamazsın. Halbuki Kur'an bir ölçü üzerine, bir ahenk yani bir tevhid üzerine var ettik diyor. Ve sen o tevhidi bozdun ki bozulur. Tekrar kurman lazım. Kurman için ne lazım? Nefsini terbiye edeceksin, aklına talim yaptıracaksın. Varlıktaki tanıklık ettiğin bütün varoluşlardaki varlığa ne yapacaksın? Şehadet edeceksin. Yani Efendinin dediği gibi dönende duranı gördün. Bütün alem dönüyor ama orada bir duran var ki sabite, ona tanıklık. Her zerrede onu göreceksin. O zaman nihayetinde şunu söyleyebilir miyiz? Varlığın sadece akılda bilinmesi yeterli mi? Akıl tenzih olan akıl yani. Tenzih ettim, o değil, bu değil dedim. Peki Nuh'un kavmine döneriz. Peki ben bu alemde varlığımı şehadet aleminde nasıl tanıyacağım? İşte Muhittin Arabi bunu ele alırken sanki edatını kullanıyor. Hazreti Peygamber'in şeyi, hadislerinde beyan ettiği olay. Yani namazda kıblede Rabbin duruyormuş sanki. Öyle ibadet edin. Bu ihsan, hüsn yani. Varlığının sende tecellisi için Rabbini sanki ona bir suret giyindiriyorsun. O sureti giyindirmek onun esmasını tasvir etmektir. İnsan canlandırır bunu bu alemde. Yapmazsan olur, uçuk kaçık bir şey olur. Ama oraya takılıp kalırsa o felaket. Hakkı oraya mahkum etti. O zaman Muhittin Arabi'nin söylediği şey aklıma geliyor. Ne diyor? Bütün inançlar, bütün itikatler benimdir, hiç yok saymam ama hiçbirine takılıp kalmam. Kalırsan Allah sınırlamış olursun. Münezzeh varlık ama münezzeh ama aynı zamanda içkin bir varlık. İçkinliği yani batını zahirliği açısından bakacak olursak bu tenzih ve teşbih benzetmeler yani bunları tevhide getirir. Nasıl olacak? Her tenzih edilen varlığın varoluştaki teşbihini göreceksin. Teşbihte de tenzih olanı göreceksin. Yani bu benzettiklerimiz var ya, evet işte buna isimler söylüyoruz. Musa, İsa. Tamam da onlar bir teşbihse eğer o zaman oradaki varlığın hangi esma olduğunu, varlığın kendisi olduğunu, onların birer elbise olduğunu, surete büründür, mecburen surete büründür. Surete büründürmezse insan kafasında tahayyül bile eder, hayalini bile kuramaz. Zorunludur bu insan için. Niye? Şehadet alemine gelmiş. Der ki kesip alemde de tanıklık etmek istiyorum. Tamam ediyorsun da nesine tanıklık ediyorsun? Ayağını sabitesine. Ayağını sabiteyi bilme. Yani bütün binaları yapıyorsun. Binaları dik tutan, ayakta tutan varlık ayağını sabitedir. Onun ayağını sabitesini bilmezsen o binayı yapamazsın. Onu bilirsen yaparsın ama bir mimar bunu bilir, mühendis bilir, halk bilmeyebilir. Ama Allah Allah bu kadar büyük binayı nasıl yapmışlar? Kafası, aklı ermez. Ermesi için bir şeyi yapmak, o ilahi bilinçte var olan esmaları, yani sabiteleri, ilahi bilinçleri, bilinçteki varlıklara
bilecek şekilde aklımızı ne yapmamız lazım? Mücerret hale getirip sonra mücerret olanın da bu alemde varlığına tanıklık etmemiz lazım. Bu İlyas bahsi bir vehim, yani hayal gücü. Sadece akılla bilirim, hayır değil. Aynı zamanda hayal gücüyle, yani sana tenzih edilen ilke, bir ilke söyle, akıl, akli, kognitif. Bunun karşılığında örneklerini gör. Bir varlık söylüyorsun, tamam mı? Diyorsun ki ben bu varlığı ilmi anlatabilirim. Yani ilmin kıyafetlerini giydiririm. Ne? İlmin tutumuyla, onun yasasıyla o varlığı tanımlı kılarım, bilgisini verebilirim ilimde. Yetmez ki. Allah sadece ilmi değil. Nesi var? Müsavi. Ben aynı varlığı sanat üzerinden, estetik üzerinden anlatabilirim. Başka, efendim ben sadece onu fiziksel değil, psişik olarak da anlatırım. Psikolojide de anlatırım. Hatta onu da aşar, hikmetini, yani hakim, felsefe olarak da anlatırım. Allah münezzehtir dediğim budur yani. Nedir? Bir şeyle sınır. Allah felsefeyle anlatılmaz. Olur mu öyle şey? Hakim esması. Anlatmak zorundasın. Anlatamazsan o esmayı anlayamazsın. Sonuçta şöyle diyebiliriz. Bir akılla bir hayal gücü arasında bir durumu anlatıyoruz. Aklın yaptığı ne? Gerçekliği kuşku temelli ele alır. Yani peki yani bu suretteki olan buysa bu nedir? Yani parçalı bakar mecburen. Ama vehim bu parçalı olanı suretten surete, hayal yani. O kuşkuda olanı ne yapar? Surete bürün, tasvirleriyle. Surete büründükçe varlığın aynı varlık, suretlerin farklı varlık olduğunu gösterir. Hayal bu manada çok önemli. Muhittin Arabi'nin bir sözü aklıma geldi. Onu da zikretmeden eksik kalır. Diyor ki, hayal bineğin, akılda binicin olsun. Yani atın, yani nedir at? Gayeye götüren varlık. Bu gayeye götürecek olan varlık hayaldir. Ama buna yön veren ve onun üzerinde giden, ona tanıklık eden de akıldır. Ama burada da akıl türlerini bilmek lazım. Ha? Yani şöyle değil. Bir tane akıl var, o oradan aldı, öyle yaptı. Hayır. Aklı meaş olan, aklın mücerret olması. İşte o sezgisel olanı, o paradoksa, kendinde olana, ilahi esmaların, ayağını sabitelerin, bu suretlerine tanıklık eden, çünkü eşlik eden akıl yok, köstek eden bir akıl yok. Bu arınıyor, arınıyor, mücerret bir akıl haline geliyor. Bu mücerret olanın tekrar dönüp geldiği yoldakine, bu sefer nefsine göre değil, Allah'ın o ilahi esmalarına göre ona kıyafet giydirmesi, bu da bir hayaldir. Bu hayal ile o akıl tipi mücerret, o mücerret akıl suret istiyor. Hayal suret, suretler giydirir. Farklı, hayal etmek, hayal et deriz. Neye? Bir varlık verir, bunu şöyle hayal et, böyle hayal et. Böyle de hayal edebilirsin. Bak, ona farklı tasvirler yüklüyor. Ama akıl onu yapamaz. Bunlar birbirini bütünleyen güçlerdir. Birini diğerinin yerine koyamazsın. Tevhide gelmesi için hayal gücüyle aklın beraber çalışması lazım. Ama hangi aklın? Mücerret olan aklın. O zaman peygamberlerin hallerini yahut da söylediklerini,
Akıl çünkü zahiri bir varlık olmakla beraber iman batınidir. Batında varlığın bir ne olduğunu gördü, formsuz olduğunu gördü. Ama onun hayallerle tasvire kavuşması, ahenge kavuşması, aklın da onu ahenkli bir şekilde ölçüyle kullanması hayretten hayranlığa taşır. Sufilerin şiirlerindeki temel öge budur. Hayret makamından hayranlık makamına taşımaktır. Varlığın varoluşunun karşısında hayranlık duyar. Bu mertebeleri iyi anlamak lazım. Anlamak için de ne yapmak lazım? Nefsi arındırmak lazım. Ama yani şimdi İdris veyahut da İlyas, bunlar senelerce, on yıllarca riyazat yapıyor. Bu riyazattan sonra bu görülere tanıklık ediyor. Peki bugünün insanı bunları yapabilir mi? Yani bir tarım toplumu değiliz artık. Sanayi toplumuyuz. İçinde yaşadığımız dünyanın zamanını buna verdiği zaman insan aç kalabilir, geçinemez. Yani. Olabilir, bunlar ayrı konular. Ama bugün artık yol, artık bilgi, varlık bilgi birliği ise, çünkü varlık birdir, bilgi çokluktur. Ama o bilginin kendisi ilahi bilinçteki bilgiye dönüşürse, o bilginin birliği bire dönüşür. O bir varlığın kendisidir. O zaman kendinde şey, kendini bildiğinde varlığın birliğinde bilir. Bu yüzden varlığın birliğinde bir olan da bildiği an ne yapacaktır? Buna göre bütün varoluşu ona göre o bir olan da. Yani bir olan ne? Bir olan düşünebilme yetisi. Arındı. O yetiyi nereye çalışırsın? Ha ben bunu akılla bu kadar bilirim. Hayal aleminde bunları birleştiririm. Hayal aleminde gördüğüm akli olan varlığın kendisidir. Peki bunu beraber çalıştırdığımda tevhide getiririm. Birliğe getiririm. Orada ayen tevhid olur, armoni olur, o hayranlık yaratır. Bu bütünlüğün cazibesi vardır. O çeker. Peki günümüzde insan bu hayvaniyet noktasında çok büyük, derin bir mistik deneyimi anlatıyor. Çağdaş insan bunu yapabilir mi? Anlatılsa bugünkü öyle belirtiler var ki Muhittin Erabi'nin anlattığı bu şeylere insan ya bu deli saçması nasıl olur? Kabirlerden kalkanlar, ölülerin diri olduğu, dirilerin ölü olduğu, efendim yürüyenlerin oturan, ne kadar oposito, paradoksal durum varsa böyle tasvir ediyor hayvaniyet mertebesinde gözüktüğü şeyi. Peki bugünkü insan bu noktaya nasıl gelebilir? Nacizane benim edindiğim tecrübe ve gördüğüm sahneye göre bütün bu yoğunluğun içinde tenzihte olmak, arınmış olmak bir tek yolla olur. Ruhsal, kamil, yetkin bir varlığın sohbeti, muhabbeti insanı pırıl pırıl yapar. Arındırır, musalla taşına yatmış gibi adamı yıkar. Ertemiz eder. O sohbet yapar, adam yapmıyor. Çünkü hakkın kelamı üzerinden yapılan bir varlıkta sen o an dünyevi istek ve arzularından kopup varlığın özellikleri ve niteliklerine o özellikleri bağlıyorsun. O özellikler nereye ilişirse
güzel Esma'ya ilişiyor. Esma-ül Hüsna. Efendim benim Esma-ül Hüsna ile işim olmaz. Olmazsa öyle de tasvir edemezsin, algılayamazsın. O yapıya göre surete bürünemezsin. Fiilini de ona göre yapamazsın. Yapmazsan ne olur? Doğadaki hayvancağızlardan, bitkiden farkın kalmaz. İnsan ilişkisinde bu esmalara, doğasında, tarihte, toplumda bu esmalara, fiilleriyle tanıklık eder. O yüzden insan cemaat toplumudur. Yani toplumsal bir varlıktır. Sadece bireysel değil. Hem bireysel hem toplumsal. Hem tarihsel hem kültürel hem psikik. Burada anlattığı İlyas ve İdris tenzih ettiği için, arındığı için haldir bunlar. Psikiktir. Bireylerin kendini kendinde bildiği, bilme yolu, riyazat, arınma. Ama bunun bugün de gerçekleşmesinin ana noktası sohbet muhabbettir. Muhittin Arabi sohbet muhabbeti ayrı bir şekilde ele alır. Çünkü kelam esmasıyla şekillenir. İnsan kelam esmasıyla kreatif hale, yani yaratılır. Yaratılır. Kehf suresi 25'te olsa gerek. Orada topraktan yaratma, nutfeden yaratma, insan biçimine sokmamak böyle bir şey değil. Allah'ın ilahi bilinçteki esmalara göre insanın ahlaklandırılması, yani hulk edilmesi, halk edilmesi, beşerin insan olması. Fazilettir yani. Şimdi buna göre inşa olmadığın zaman istediğin kadar arın. O esmalara bağlanıp bu alemde var olabilmek. Kamil insan olmak bu. Hazreti Peygamber'in o tenzih, teşbih konusunda diğerlerinden farkını bilmezsek hakkıyla, o zaman ya Nuh'un tenzihte kalırsak Nuh'un nesi oluruz? Kavmi oluruz. Ya İlyas'ı, ya kötü mü değil. Ama orada kalırsın, yarı yolda kalırsın. Peygamber oraları hal olarak yaşıyor, aşıyor. Bak yaşıyor, aşıyor ve öğretiyor. Ve bugüne kadar varisleri yoluyla bize kadar intikal ediyor. Bundan sonra da inşallah edecek. Allah var, başka bir şey yok diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Efendi yerde salmaya, bahri gibi ummanlara dalmaya, ebeli heninle şallar kumaya. Şimdi Abbas gidi, ne beyler oldu, ne çağlar oldu.